Valla aşı yaptırmaları şart. Aşımı oldum ben iki doz. Nasıl olsa üçüncü dozlu olmayı düşünüyoruz. Kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İsteyen yaptırsın, isteyen yaptırmasın yani. Hükümetin bir karar alması lazım. Otobüse bindirmeyecek, efendim uçağa bindirmeyecek, trene bindirmeyecek. Millet aşıyı mecbur yaptıracak. Koronavirüs Bilim Kurulu COVID-19 gündemiyle yeniden masaya oturdu. Aşılama çalışmaları, salgında son durum ve okullar ne zaman açılacak gibi konular ele alındı. Yeni kararlar gündeme getirildi. Koronavirüs Bilim Kurulumuz salgının seyri, yerli aşı ve aşı programımızı ele alan son derece önemli bir toplantı yaptı. Geçen süre içinde bilinmeyen bir düşmana karşı büyük bir savaş verdik diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların kullanıma girmesinin salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biri olduğuna işaret etti. Bilim Kurulu'nun önemli konu başlıklarından biri de okullardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm okulların zamanında açılacağını söyledi. Çocuklarımız 1,5 yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. İnşallah açılsın yani, var okullar açılsın, gene hafta sonu kısıtlaması olsa gene olsun yani, ben ona da razıyım çünkü çocukların durumu gerçekten kötü. Üniversite sınavlarındaki, normal sınavlardaki durumları görüyorsunuz. Evet, bu sene üniversite sınavlarını görüyorsunuz işte, millet döküldü. Evdeki şeyle normal bir okulun şeyi bir değil ki. Kesinlikle açılması lazım abi. Bakan Koca altını çizerek aşının bir tercih meselesi değil, toplumsal bir ödev olduğunu vurguladı. Okullarımız açılmadan toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmalıyız. Bunun için ise vakit kaybetmeden aşımızı olmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da en önemli konu başlıklarından biri aşıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında herkesi aşı olmaya davet etti ve yerli aşıda gelinen son aşamayı paylaştı. Şu anda bunun 3. doz aşamasındayız. Neticeler şu ana kadar gayet güzel geliyor. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız. İnşallah yerli aşıda da başarılı oluruz. Yani hem paramız dışarı gitmez, milli sermaye içeride kalmış olur. Çin aşısı, Alman aşısı, onlardan inşallah daha iyi olacağını umut ediyoruz. Buradan herkese sesleniyorum. Abiler, ablalar, hepiniz aşı olun lütfen. Bizim sağlığımız için biz de okula gelebilelim. Okulu çok özledik hepimiz de.